Evet efendim, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Türkay Fotalı, Denizli Gemi Konağı Kalkındırma Derneği Başkanıyım. Efendim, bugün insanlar bugün burada ne için toplandılar? Burada insanlarımız, doğa severler buraya geliyorlar. Denizli Gemi Konağı Kalkındırma Derneği'nin 4 yıl önce başlatmış olduğu Orkide Vadisi gözlem yürüyüşünün bu yıl 4.sünü gerçekleştireceğiz. Ondan dolayı doğa severler yavaş yavaş buraya akın etmeye başladılar. Peki Sayın Fotalı, buraya gelen konuklarımızı bu yürüyüşte neler bekliyor? Buraya gelen konuklarımız çok şanslıdılar diyorum ben. Gelenler, bir önce gelenler, bir sonra gelenlere zaten duyuruyorlar ve bu katlanarak çoğalıyor. Buradaki orkidelerin bir ayrıcalığı vardır. 20 küsur çeşit orkide görecekler burada. Bu orkidelerin en önemli şeyi, biz burada farkındalığı yaratıp orkidelerin yerinde sevilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu orkideleri kesip de eve götürmenin hiçbir anlamı yoktur. Kesinlikle zaten yasaktır. Bunu da gelenlerden hasaten rica edeceğiz. Lefke Üniversitesi'nin hemen yanı şu anda. Arkamızda da bir tabelamız var. Orkide Vadisi. Bu tabelamızı da bu yıl diktik. Orkide Vadisi'ni markalaştırmak için. Nedir bu Orkide Vadisi? Önce onu bir bahsedeyim size. Biz geri planda olan, şu anda göremediğiniz, belki birazdan da kameraya çekersiniz. Geri planda olan tepelerdeki vadilerde çok zengin orkide yatakları olduğunu keşfettik. Yıllar önce keşfettik. Sonra baktık ki yavaş yavaş burası tahribata uğruyor. Burayı markalaştıralım dedik. Bir gayret içine girdik birkaç yıl önce. Meyvesini de aldık. İnsanlarımız artık burada Kuzey Kıbrıs'ın üzerine basa basa söylüyorum bunu. En zengin flora yatağının, en zengin çiçek yatağının ve orkide yatağının olduğunu biliyorlar. Yukarıda gerçekten eşi benzeri olmayan, muazzam kapasitesi olan, belki de içinde hala tanımlanmamış, adı konulmamış çiçekler olan, ki olduğundan eminim, zaman zaman rastlıyoruz farklı türlere de, bir çiçek yatağımız var. Bütün tepelere yayılmış durumda. Tepelerde, farklı bölgelerde farklı çiçekleri görmek mümkün. Kıbrıs'ta hiç olmayan, büyük bir ihtimalle göçmen kuşların sayesinde buralarda kültürlenmiş olan yeni çiçeklerimiz de var. Bütün insanlarımızı buraya bu dönemde, özellikle Şubat-Mart dönemlerinde gelip bu zengin doğayı görmelerini tavsiye ediyorum. Ancak geldikleri zaman bizi de haberdar ederlerse, bir şekilde bize de ulaşırlarsa, biz kendilerine tam lokasyonla gösterebiliriz. Yalnız başlarına geldikleri zaman yanlarından geçip gidebilirler, görmeyebilirler. Orkide bitkisi Kıbrıs'ta endemik türlerden biridir. Deniz Gemi Konağı Kalkındırma Derneği'nin bu faaliyeti bu bitkinin korumasının sağlanmasına yöneliktir. Bu bitkinin gerçekten bu bölgede çok olması bize bu yürüyüşleri düzenlememizi getirdi. Deniz Gemi Konağı Kalkındırma Derneği başlangıçta az dikkat çekse de bugün gerçekten bu konuda Kıbrıs çapında çok önemli bir yer haline getirdi bu yürüyüşü. Yani orkide yürüyüşü artık bir marka oldu.
Peki şimdi bizi izleyen seyircilerimiz bu yürüyüşü kaçırdılar ama neler kaçırdılar ya daha doğrusu bizi yürüyüşte neler bekliyor bize anlatabilir misiniz? Şimdi denize yakın, sıfıra yakın bir noktadan yürüyüşe başlarız. Yaklaşık 181 metrelik bir yüksekliğe tırmanacağız. Sonradan tekrar bu noktaya geleceğiz. Bu yürüyüş güzergahı üzerinde yalnız orkide bitkisi değildir. Kıbrıs'ın birçok bitkilerini de hatta bazı endemik türlerini de görme imkanı bulacağız. Özellikle sarı lale vardır, Kıbrıs endemiği, onu göreceğiz. Kırmızı lalelerimiz vardır, onları göreceğiz. Birçok bitki türü bu yürüyüş güzergahının üzerinde vardır, mevcuttur. Yani bu yürüyüşte hem bu türleri gözlemlemiş olacağız, bunların tespitleri yapılacak, fotoğraflanacak. Bunun yanında da güzel bir doğa yürüyüşü olacak. Çünkü denizden dağa çıkılacak. Dağdan yine denize inilecek. Bize bu organizasyonun gerçekleşmesinde katkı koyan LAÜ Rektörü Mehmet Ali Yükselen Bey'e sonsuz teşekkür ediyoruz. Seçlere bize folklorlarıyla katkı koyduğu için teşekkür ediyoruz. Bize her yıl bölgemizin kuruluşu olan Lefke Kooperatifine her yıl bize katkıda bulundukları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bunun yanında bir teşekkür de Lefke Belediyesi'ne yapmak istiyoruz. O da bize her yıl portakal sularını, sıkma portakal sularını veriyor. Bundan dolayı da teşekkür ediyoruz. Bunun yanında bizleri bu organizasyonun gerçekleşmesinde bizlere yardımcı olan Hüseyin Dağlı arkadaşımıza da ayrıca teşekkür ederiz. Şu anda artık yürüyüşe hazır vaziyetteyiz. Kısa bir öz bilgi vereyim sizlere ve yürüyüşümüze başlayalım. 6.7 kilometrelik bir parkurumuz var. Önce Bağlıköy'e doğru önden çıkacağız. Ben önde gideceğim, çıkacağız. Yarı yolda bir mola vereceğiz. Bağlıköy ekoturizmin yapıldı. Bağlıköy'ün yakınlarında bir mola vereceğiz. Orada sizlere bir takım ikramlarımız olacak. Orada biraz dinlendikten sonra parkurumuza, yolumuza devam edip dönüp geleceğiz. Sabah koydum moru, lefkede çalar.